TV100 muhabir arkadaşımız Serkan Kılıç bizlerle. Serkan merhaba, iyi akşamlar. Göreyim seni, evet. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle diyelim, bu para konusu var, ne kadar alınacak? Epey ciddi bir düzenleme, 20 madde bana öyle geldi. 7 kanunda değişiklik öngörülüyor. Seni dinliyoruz. Oğuz Aksever, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz salı günü grup toplantısında müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti ve tam da bir hafta dolmadan AK Parti yasa teklifini hazırladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Mahir Ünal da anlattı biraz önce haberimizde. Sizler de bahsettiğiniz toplamda 7 kanunda değişiklik öngörüyor ve 20 maddeden oluşuyor. Ancak şunu belirtmekte fayda var, altını çizmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanunu ilk müjdeyi ilk verdiğinde bedelli affı olarak kamuoyunda yankılanmıştı. Bu düzenleme ancak Milli Savunma Bakanlığı bu konuda hassas, bedelli affı değil, bedelli de yeni düzenleme şeklinde kanun metnini değerlendiriyor. Peki kimler yararlanacak, nasıl olacak yeni bedelli kanunu, yeni düzenleme? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, süresiz olacak. Yani bugüne kadar yoklama kaçağı olanlar, bakaya kalanlar, bedelli askerliğe başvuranlar ve parasını ödeyemeyenler bundan böyle süresiz bir şekilde bu kanundan, düzenlemeden faydalanabilecekler. Nasıl faydalanacaklar, hangi koşullar altında faydalanacaklar? Hemen şunu belirtmekte de fayda var. Bedelli askerliğini zamanında yapmamış olmanın da bir bedeli olacak elbette ki. O da gün bazında, yani yoklama kaçağı olanlar ve zamanında yapılmayan gün bazında ek bir ücret alınacak. Bunda memur maaşı katsayısına göre ek ücret de alınacak. Bu da gün bazında olacak. İşte 365 gün, 420 gün, 520 gün artık kaç gün geç kalındıysa bedelli askerliğe, o kapsamda biraz daha fazla bedel ödeyecek ve bu kanundan da yararlanacak. Ancak şunun altını çizmekte fayda var. Bu kanun teklifinden düzenleme hayata geçtikten sonra bedelli askerliğe başvuranlar 2 ay içerisinde eğer bedelini ödemezlerse, maddi olarak bedelini ödemezlerse bu kanun teklifinden faydalanamayacak. Bedelli askerlikle beraber dövizli askerlik konusu da geçiyor kanun teklifinde. O da yine benzer bir şekilde başvurduktan sonra parasını ödeyemeyenler ve dövizli askerlikte şöyle bir konu da var. 184 gün boyunca Türkiye'de kalanlar da normalde dövizli askerlikten faydalanamıyordu. İşte buna bir düzenleme getirildi. O da tıpkı bedelli askerlikte olduğu gibi geç kalmanın bedeli ödendiği takdirde, burada tabii süre de var, 31 Aralık 2025'e kadar müracaat edenler dövizli askerliğe başvuracak. Bedelden tek farkı, bedelli askerlikte temel eğitim kışlalarda alınıyor, ancak dövizli askerlikte böyle bir uygulama yok. Parasını ödeyen askerliğini yapmış sayılıyor. İşte bunlar da yine 31 Aralık 2025'e kadar müracaat ettikleri takdirde 10 gün içerisinde eğer döviz miktarını öderlerse onlar da askerliğini yapmış sayılacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.